Pencere gazetesini e, rica edelim Hüseyin Ağoğlu göndersin. Orada bir ihanet detayı var e, yanında da bir e, Davutoğlu detayı var. Bu iki detayı beraber okuyalım isterim. Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ihanet suçlaması demiş Pencere gazetesi başlıkta. Ekol TV'ye bir röportaj verdi eski genel başkan CHP'nin e, eski genel başkanı. Ee, onunla ilgili bir detayı ön plana çıkarmış. CHP'nin önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti eski lideri Meral Akşener'in Beştepe'ye yaptığı ve siyaset dünyasını karıştıran ziyaret hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu altılı masa sürecini ve her konuda anlaştıklarını anlattı. Masadan kalkma ve tekrar masaya dönme süreci yaşamamalıydık dedi. Kılıçdaroğlu Beştepedeki fotoğrafı içinde yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz ifadelerini kullandı diyor hatırlayacaksınız Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beştepe'de ziyareti ve verdikleri birlikte verdikleri fotoğraf siyaset dünyasında çok konuşulmuştu geçeceksek Davutoğlu'yla birlikte geçeriz başlığının detayı ise şöyle siyaset dünyası 14 Ağustos'taki 23. Kur kuruluş yıl dönümünde AK Parti'ye kimlerin katılacağını tartışırken Gelecek Partisi'nden dikkat çekici bir açıklama geldi. AK Parti'ye geçecekleri arasında ismi sayılan Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, Ahmet Davutoğlu'nun partide yapılan tüm görüşmelerden haberi var. AK Parti'ye geçeceksek genel başkanımızla hep birlikte geçeriz dedi diyor. İki gün sonra AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü ayın 14'ü sevgili izleyenler. Bakalım böyle bir geçiş gerçekleşecek mi? Benzer sinyaller daha önce de verilmişti aslında Gelecek Partisi'nden. Kemal Kılıçdaroğlu Sadece Meral Akşener'le ilgili ihanet açıklaması yapmadı. Kendisinin bir e, hazırlık içinde olup olmadığını da sordu Armağan Çağlayan ona. Dedi ki konuşuluyor yeniden genel başkanlığa adaylığınızı koyacağınız yönünde kulislerde konuşmalar var. Ne diyorsunuz bu konuda dendi. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu ne cevap verdi. Ben e, parlamentoya girdiğimde de hiçbir zaman ben genel başkan olacağım diye bir düşüncem olmadı. O dönemde de delegeler istediği için, parti istediği için ben genel başkan oldum. Daha sonraki süreçlerde de hiçbir zaman ben genel başkan olacağım ey delegeler gelin bana imza verin demedim. Bugün de aynı düşüncedeyim. Delegeler derse ki ya gelmen lazım arkadaş. Yani onlar görev verirse ben yok tabii ben ne yapacağım ben? Genel başkanlık zaten yaptım. Genel başkanlığın zor bir görev olduğunu da biliyorum. Eee Genel başkanlığı hakkını vermek hele CHP'de çok kolay bir olay değildir. Mücadele edeceksiniz. Mücadele edin. Stratejisini oluşturacaksınız. Bu strateji çerçevesinde bir yol, yöntem belirleyeceksiniz. Kararlı olacaksınız. Ve bu çerçevede gideceksiniz. Genel başkan ol. Genel başkan olacaksın. Ben bu tartışmaların tamamen dışında kalmak istiyorum. Bu partinin delegeleri var. Bu partinin kurumsal bir kimliği var. Bu partinin 101 yıllık tarihi var. Bu tarih içinde parti kendisine yolda bulur, yöntemde bulur, stratejide bulur. Hepsini yapabilir. Niye yapmasın?